İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Kars'ın Çıldır Gölü donmaya başladı. Azerbaycan sürekli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı reddediyor. İnsan hakları savunucusu Arman Tatoyan, Sünik bölgesine gitti. Fuzuli'ye bağlı Varanda'da Azeri askerler mayın patlaması sonucu yaralandı. Ahalkalak'ın yenilenmiş parkı, beklentiler ve gerçeklik. 19. yüzyılın ortalarından sonra Batı Ermenistan'da eğitim ve kültür hayatı. Şair Nerses Şunar Ali'nin ölümünün 850. yıl dönümü UNESCO 2022-2023 tarihleri takvimine alındı. 19 yaşındaki Arthur Grigoryan uluslararası piyano yarışmasını kazandı. Batı Ermenistan'ın en önemli göllerinden birisi olan Kars'taki Çıldır Gölü, hava sıcaklığının geceleri -12 dereceye düşmesiyle birlikte donmaya başladı. Soğuk hava ile birlikte gölün kısa sürede tamamen donması bekleniyor. Azerbaycan, farklı zamanlarda kaçırılan ve esir alınan Ermeniler hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tek bir kararını bile uygulamadı. Kendi vatandaşlarının adil yargılanma hakkını bile güvence altına almayı reddeden bir ülkeden daha fazlasını bekleyebilir miyiz? Kontrol mekanizmaları yok mu? Avrupa Mahkemesi kararlarına uyulmaması durumunda konu Bakanlar Komitesi tarafından inceleniyor. Şu anda çeşitli devletler tarafından yaklaşık 10 bin yerine getirilmeyen karar var. Ancak Bakanlar Komitesi'nin ilk bağlayıcı kararı Azerbaycan ile ilgili. Bakü'nün bu sorumsuz davranışı Avrupa Konseyi'nde oy kullanmasının engellenmesine ve ardından üyeliğinin feshedilmesine yol açabilir. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, kendi Facebook sayfasında yazdığına göre kendisi ve çalışma personeliyle birlikte Sünik bölgesine gitti. 11-15 Kasım tarihleri arasında Goris Kapan ve Kapan Cakaten yollarına Azerbaycan gümrük kontrol noktalarının kurulduğunu hatırlatalım. 19 Kasım'da Arman Tatoyan, Sünik bölgesinde Kapan Cakaten yolu üzerinde Azerbaycan'ın yasa dışı eylemleri nedeniyle Cakaten, Şikahoh, Sıraşen, Nerkinhant, Zav, Şişkert dahil 6 köyde belirsizlik olduğunu, insani sorunların yoğunlaştığını vurgulamıştı. Artsakh'ta 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan'ın kontrolüne giren Varanda'da Azerbaycan askerleri yaralandı. Sputnik Armenia haber ajansının aktardığına göre bu haberi Sputnik Azerbaycan bildirdi. Olay bölgede gerçekleştirilen bir çalışma sırasında meydana geldi. Mayın patlaması sonucu iki asker hastaneye kaldırıldı. Bu tür olayların savaştan sonra Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Artsakh topraklarında sıklıkla meydana geldiğini hatırlatalım. İlk olay 14 Aralık 2020'de Ağdam'da meydana gelmiş, mayın patlaması sonucu bir Azerbaycanlı ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Yeni Proje adlı şirket Ahalkalak'taki Hasbahçe Merkez Parkı'nın tadilatını tamamladı. Ancak park yine bakımlı ve güzel görünmüyor. Yeni Proje adlı şirket parkın restorasyonu için 279 bin Gürcistan Larisi harcadı. Restorasyon projesine göre Hasbahçe'nin zemini asfalt yerine döşeme taşlarıyla döşenecek, çeşmesi onarılacak ve spor aletleri yerleştirilecek. Restorasyon çalışmalarının 3 ay sürmesi gerekiyordu ancak 7 ay sürdü. Şirket çalışmalarını tamamladı ancak parkta hala yapılması gereken işler var. Geriye kalan tek şey aydınlatmayı bitirmek ve alanı temizlemek. Restorasyondan önce olduğu gibi şimdi de parkın genel bir tasarımı yok. Hasbahçe Şehir Parkı'nın en son 2015 yılında yenilendiğini hatırlatalım. Ahalkalak'taki park 140 yaşında ve Stepanos Ananikyan tarafından inşa edilmişti. Batı Ermenistan'daki eğitim ve sosyal yaşam hakkında bazı bilgiler sizlere sunuyoruz. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı Ermenistan'ın Maraş'taki Ermeni eğitim ve sosyal hayatında önemli gelişmeler yaşandı. Maraşlı Ermenilerin ekonomik hayatı önemli ölçüde değişirken sosyal hayatlarında da bazı ayrıcalıklar ve değişimler yaşanır. Maraşlı Ermeniler yavaş yavaş öğrenmeye ve eğitime daha fazla ilgi göstermeye başlar.
Sup Sarkis Kilisesi'ne bağlı Cemaran adlı bir yüksekokul açılır. Halkın aydınlanması bir öncelikti. Dolayısıyla kütüphaneler açılır, sözlü konuşmalar, vaazlar yoluyla halkın zihnini aydınlatmak amacıyla sınıflar organize ederler, tiyatro ilk adımlarını atmaya başlar, müzik ve şarkı söylemek eğitim programlarına dahil edilir, korolar oluşturulur. Maraş'ta Ermenilerin eğitim kurumlarının daha çok bir gençlik girişiminin sonucu olması dikkat çekici bir gerçektir. Ancak Osmanlı hükümeti gençlere veya herhangi bir gruba hoş bir gözle bakmıyordu. Özellikle 1890'ların ortalarında artan ulusal baskı yıllarında zulüm ve tutuklamalar çok fazlaydı. Bu nedenle Maraşlı Ermenilerin tüm eğitim girişimleri çoğunlukla 1880-1895 dönemine atıfta bulunur. Orta Çağ'daki büyük Ermeni düşünürü, şair, ilahiyatçı, müzikolog ve besteci olan Nersel Şinurali'nin ölümünün 850. yıl dönümünün UNESCO Genel Konferansı'nın 41. oturumunda 2022-2023 yılları için meşhur insanların ve önemli etkinliklerin takvimlerine dahil edildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Başvuruyu Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Suriye Arap Cumhuriyeti desteklediler. Uluslararası piyano yarışmasında 19 yaşındaki Yerevan Konservatuarı öğrencisi Artur Grigoryan birinci oldu. Yaratıcı yarışmaya 33 ülkeden yüzlerce müzisyen katıldı. Performanslarının en iyisi Verdi'nin Rigoletto operasından çalınan parçalar kabul edildi. Piyanist Doğu Tennessee Devlet Üniversitesi'nde okumak için yılda 19 bin dolarlık özel bir burs ödülü alarak birinci oldu. Piyanist 19-35 yaş kategorisinde ilk kez çalacağı Harmonium Uluslararası Yarışması'na katılmayı planlıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Duduk Topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hiyo Hiyo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.